fırsat buldukça sahadaki arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün de depremden etkilenen diğer kadim şehrimiz, medeniyet şehri Diyarbakır'dayız. Biraz önce koordinasyon merkezinde depremin başından beri görev alan arkadaşlarımızdan deprem çalışmaları ile ilgili bilgiler aldık. Ve burada en başından bu yana koordinasyon merkezinde gerek Sayın Valimiz, Koordinatör Bakanımız Bekir Bey de buradaydı. Gerekse tüm kurumlarımızın temsilcileri, milletvekillerimiz sahada vatandaşımızın ihtiyacı olan her türlü çalışmaların yapıldığını ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili de çalışmaların koordinasyon içinde yürütüldüğünü görmekten memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Koordinasyon merkezinde özellikle hasar tespitlerinin hemen hemen özellikle şehir merkezinde bittiğini ve yeni konutların yapılacağı yerin tespit edildiğini ve etüt çalışmaların da bitmek üzere olduğunu öğrendik. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize bir sözü var. Bir sene içinde kalıcı konutları tamamını vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kalıcı konutların bitmesine kadar da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak tabii ki devlet olarak boynumuzun borcudur. Tüm kurumlarımız seferberlik içinde çalışıyorlar. Ve şimdi de yine vatandaşlarımızın geçici olarak barınması için kurulan çadır kentteyiz. Burada 1900 civarında çadırın kurulduğunu, halen de boş çadırlarımızın olduğunu arkadaşlarımız anlattılar. Yine burada yaşayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal marketten sağlık merkezine kadar, çocuklarımız için yine her türlü faaliyetlerin kurulduğunu, ibadet yerlerinin kurulduğunu gördük. Geçici tuvalet, duş, banyo gibi imkanların da sağlandığını da görmüş olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ama bir sene vatandaşlarımızın çadırlarda kalmasına gönlümüz razı değil. Dolayısıyla konteyner şehirler kuruyoruz. Ve Diyarbakır'ımızda da konteyner yerinin hazır olduğunu gördük. Biraz sonra gidip yerinde de göreceğiz. Ve kısa süre içinde konteyner kentimizde kurulacak. Vatandaşlarımızı inşallah konteyner kentlere de içinde duşu banyosu olan, mutfağı olan konteynerlarımıza da taşımış olacağız. Kalıcı konutların yapılmasına kadar. Diğer taraftan vatandaşlarımızın günlük her türlü ihtiyacının da burada karşılandığını görüyoruz. Ve yine bugün yurtta kalan vatandaşlarımızı da ziyaret edeceğiz yerinde. Birçok vatandaşımız da sadece Diyarbakır'da depremden etkilenen değil, bazı bölge illerimizde depremden etkilenen vatandaşlarımızın da burada Diyarbakır'da kaldığını biliyoruz. Onları da ziyaret edeceğiz. 411 vatandaşımız Diyarbakır'da vefat etti. Yine farklı şehirlerde yaşayan Diyarbakırlı kardeşlerimizin vefat edip de buraya defnedildiğini bugün arkadaşlarımız anlattılar. Bazı yakınları vefat eden aileleri de ziyaret edeceğiz, acılarını paylaşacağız. Büyük bir afet, dünyanın gördüğü en büyük afetlerinden birisini yaşıyoruz. Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Ama güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet millet işbirliği içinde inşallah bu depremin acılarını, yaralarını saracağız. Şehirlerimizi yeniden ihya edeceğiz, inşa edeceğiz. Ve devlet millet işbirliği içinde inşallah daha güçlü bir ülke için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte, zor zamanda uluslararası toplumun bize verdiği destek için her fırsatta teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün bir kere daha buradan teşekkür etmek istiyoruz. Artık arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü. Sadece Can Azerbaycan'dan 500 civarında 491 arama kurtarma ekibi sahada görevini halen yapıyorlar. En son biz ayrılacağız dediler. Başta Can Azerbaycan olmak üzere emeği geçen herkese, destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan
30 tane sahara hastanesi kurulmuştu. Bunların 18'i de sahada hizmet veriyor. Yurt dışından da gerek çadır ihtiyacının temini, gerekse konteyner ihtiyacının temini konusunda gereken koordinasyonu da yapıyoruz. Sahada çalışan arkadaşlarımıza, biz de Dışişleri Bakanlığı olarak, büyükelçilerimizle, diplomatlarımızla, Ankara'da yine bakan yardımcımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla seferber olduk. Yurt dışından aynı yardımlar da çok geliyor. Dost ülkelerin vatandaşları tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Onların da Türkiye'ye gelmesi için koordinasyonu yapıyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Buradan da Doha'ya gideceğiz. Doha'da en az gelişmiş ülkeler toplantısı var. Yarın ona katıldıktan sonra tekrar ülkemize dönüp bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Diyarbakırlı kardeşlerimize selamlarını ve en iyi dileklerini iletmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turu tamamladıktan sonra tüm deprem bölgelerine ikinci tur ziyaretlerini Sayın Bahçeli ile beraber başlattılar. Devam ediyorlar ve en kısa süre içinde inşallah yine tekrar Diyarbakır'ımıza da Sayın Cumhurbaşkanımız geleceklerdir ve çalışmaları yerinde göreceklerdir. Vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kere daha vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır'ımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi bir kere daha iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.